Bakanlığımız tarafından tek tip kılık kıyafet uygulamalarına karşı 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren özgür kılık kıyafetle iş yerlerine gidilmesi yönünde karar alınmış ve tüm illerde üyelerimiz tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Bugüne kadar çok sayıda idareci ve mülki amir tarafından üyelerimize baskılar yapılmış, soruşturmalar açılmış ve cezalar verilmiştir. Fakat bu cezaların tamamı sendikal eylem olması nedeniyle mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Yalova valisi Selim Cebiroğlu 27 Mart Cuma günü Yalova Termal Fen Lisesi'ni ziyaret etmiş, eğitim sen üyesi ve başarılı bir matematik öğretmeni olan Halil Serkan Öze öğrencileri ve meslektaşlarının önünde "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? Öğrencilerine böyle mi örnek oluyorsun? Çık dışarı, o sakalını kes. İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler." diyerek hakaret etmiş ve sınıftan kovmuştur. Hareketler öğretmen arkadaşımızı derinden etkilemiş, Yalova'daki sendikaların ortak gerçekleştirdiği öğretmene saygı yürüyüşünün ardından arkadaşımız yoğun strese bağlı kalp krizi geçirerek genç yaşta aramızda ayrılmıştır. Postanede hem Yalova valisinin istifa etmesi için Yalova valisine hem de valiliğine hem de İçişleri Bakanlığı'na fakslarımızı çekeceğiz. Ahmetliğine de çıkmıştı. İnsan çıktı ve baskı çıktı vermiyor. Hayır, bizim izi vermiyor. Gitmezse veriyor. Hiç vermiyoruz. Şimdi mesela normal ama bir şekilde çeker. Hayır, vatandaş gelip fas çektiği zaman ona vermiyor. Yok. Hiçbir çıktı vermiyoruz. Tamam gidiyorsa sorun. Sarın bile girip gitmediği noktasına çıktı bile verilmiyor. Toplumsal bir tepkinin örgütlenmesi ya da tepkilerin bu şekilde yönlendirilmesi noktasında bile bu kadar şey, yani bize bir faks bile gönderip bu demokratik tepkinizi gösteremezsiniz anlayışı hakim ediliyor ve bu emekçi arkadaşlar, postanede çalışan emekçi arkadaşlarımızı ne kadar zor duruma sokuyorlar.